Evet, Out of Game'in 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar hepinize. Hello hello. Bugün stüdyomuzda Arutai ile Jean Garion var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım, anlatın. İyiyiz ya, ne yapalım işte. Yedek kulübemizde sıramızı bekliyoruz. Baykan hoş geldin. Niye öyle oldu ya? Yedek kulübesi ne abi? Ne bileyim abi, bizi teknik direktör sağ kenarına almaya uygun gördük. İlk hafta kesik. Maaşlardan kesik. Şeyini yaptık biz Polat'la, planını. Bundan sonra böyle darlandığımızda hani iki abi kar yağıyormuş ya. Mesela bir bayağı yaptığımızda Polat bir önceki oyunda şey yapacak. Dagger'da açacak gölgeyi, bu ikisini salacağız oraya. Aynen, iki hafta evde yatacağız. İki hafta yatacağız. Gitsin gölgede artık. Melekleme şey yapıyor. Ne yapıyor melekleme? Ben bilmem. En son ayak falan vardı. O ne abi? Ha, bir ayak öptürme muhabbeti vardı. Evet. Var var. Ben oyunu izleyemedim maalesef. İyi fırsatla izleyeceğim. Ben izledim izledim. Binin ayak öptürtüyordum. Geri geldi sonra. Merhaba dedi, ayak öptürdü. Merhaba dedi. Asla toksik değil. Şey abi. Yani. Miss Bell'e hoş geldiniz diye. Gel buraya, ayak öpeceksin. Hayır, ne bileyim, bence ayak öptürmek de ne bileyim ya, ceza mı yani? Çoğu insan için bazıları için ödül. İşte bazıları için ödül, problem orada. Yani. İsmi lazım değil. Tabii ismini vermeyeyim, ayıp olur çocuğa şimdi. Hayda. Nereye gidiyoruz bir saniye abi? Bir dakika abi. Dur abi dur. Şeytanın fotoğrafını falan da koymuştu o. Bayağı da böyle Tarantinovari bir pozda oturan böyle bir ablamız sandalye. Sen ilk defa katılıyorsun değil mi bro? İki. İki olsa. Benim de iki. Galiba. Senin de iki. Doğru, sen de Kadir'le gelmiştin. Bir Kadir'le geldim, evet. Nasıl gidiyor oyun? Anlatın bakalım. Oyun güzel gidiyor ya. Orçun lore'ları falan da anlatması güzel oldu. Tabii şimdi arkası doldukça oyunun. Evet. Daha bir böyle bir güzelleşecek. Şimdi birkaç tane daha lore planı varmış. Onlar gelince daha da güzelleşecek. Hı hı. Biraz dini bağlantıları oyuna döndürmemiz lazım. Mesela benim hani Türkoman diyoruz ama işte tanrıların isimleri çok Orta Asya. Onlara biraz bir şeyler yapacak anladığım kadarıyla. Güzelleşir. Güzel güzel. Karakterler hepsi şahsına münasır olduğu için oyun güzel gidiyor yani. Herkesin farklı bir şeyi var. Hatlısı var yani. Türkümüz var. Spiritual Hammer'a zıplayan barbarımız var. Aynen. Donlu barbar. Pantolon meç. Pantolon ben artık suyum. Pantolon değil ya. Ben giydim. Genelde o öyle deniyor ya. Evet, pantolon. Tabii low level'ken pantolon meçti. Bu hafta itibariyle artık setli meç oldu. Tier 1'i çekti. Aynen. Ayakkabı falan çekeceğim ben. Onlar eksik kalmış. Cübbe yakıştı ya. Bıçak. Staff. Ali'cim hoş geldin canım. Telefonlar. Islık sanıyordum. Telefonlar. Şimdi ıslık. Anlatın hadi. Anlatalım bro, ne anlatalım? Bekliyoruz adamların cehennemden çıkmasını. Aynen öyle. Sen izledin mi son yayını? İzledim. Ben izlemedim. Ne diyorsun? Güzel gidiyor. Niye çıkamadılar lan? Oğlum kolay mı öyle çıkmak? Çıkamayan burada. Onlar daha bitmişler. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel deliydi. Balıklıhan. Bayıldım yani. Eyvallah. Balıklıhan mıydı? Neydi senin dükkanınız? Yemin ediyorum, hatırlamıyorum. Tamam, Bezgin Balık. Bezgin Ama Balık. İzle, çok iyi deli RP'si var. Ya ben arabada giderken izledim biraz. İşte bir tek senin buranın adı ne falan diye sordukları yerde anlı şey dedi işte. Ne önemi var lan buranın adını falan dedi. Yok ben merak ediyorum deyince Volkan. Bezgin Balık benim uygun gördüğüm isim falan dedi. Çok iyiydi canım. Çıkartıp işim işim şeyler yapıyor ortalıkta Brazilya'da. Çok iyiydi yani. Oraları izlemedi. Dinleme. Kutsal olabilir dedi. Ha kutsal mı, okey o zaman deyip hemen tırmanıp işedim abi. Senin karakterde böyle arşencalık falan var mı? Yok abi, bende hiçbir şey yok. Ben düz çürük adamım yani. Orada çürümüş. Çürümüş orada böyle. Yok olmuş artık. Bak, kafada cehennemde değiliz diyor. Araftaydınız, doğru, cehennemde değildiniz. Cehennemde olsa zaten herhalde siz herhalde bir daha gelmezsiniz yani. Diablo. O parlak çocuklar falan deyip. Yalnız beni çıkartırlarsa tehlike, onu söyleyeyim. Gel gel. Gel. Seni çıkarıp gölge diyarı atalım, orayı bay sen biraz. Abi yok yok. Beni çıkartmayın. Ben iyiyim orada. İzleyince anlayacaksın yani gerçekten. Ha, artifek bu, durla bir kırayım ya, öyle bir karakter çünkü. Evet, evet, deli oğlum. Aa, bunu dagger versek sana deli, çok güzel. Deli. O her tarafa saplar çıkartır, oynar. Sende nasıl duruyor der, sokar. Böyle deli yani. Deli karakter. O şey çok iyiydi. Deli loy. İyi ama ya, ikiliye orada takılıyorlar.
İyi tayfa. Aynen. Güzel ya onlar şey. Biz de heal'sız çürüdük. Evet. Adamların yokluğunda bir oyun oynayıp. Aynen. Ama kanka bundan sonra healler benden sorulur. Niye? Öldürüp öldürüp kaldıracağım. İnandın mı? Staff var ya. Ha doğru. Raise dead var ya işte. Ama o normal kaldırıyor mu? Normal kaldırıyor. Normal kaldırmıyor lan ölü gibi kaldırıyor. O animate işte. Lan raise dead. O normal kaldırıyor. Organım organize kaldırıyor. Eksi 4 penaltı ile her şey. Bir geziyor yani adamı. 4 gün sonra iyileşiyor işte. 4 gün ama öyle. Necati 4 gün sonra normali mi dönüyor? Her gün işte her long rest'te eksi 1'i düzeliyor işte. Enteresan. Ve sen normal Resurrection 60 gibi takılıyorsun. Evet ama organı morganı falan filan her şey tam olacak. Çakma şeyi yani. Her şey tam olacak. İyiymiş oğlum. Bir haftalık falan olacak. Kolu peki, bacağı kopmamış. Aynen. Ben bunu bilmiyordum mesela. Şimdi biliyorum artık planımızı yapabiliriz. Barbar'ı öldürmemiz yok. Reis'e kalmamız yok mu? Kesin. O gene herhalde Kadir gene ölecek. Bu gidişte gene ölecek yani. Semtra var işte. Tog'cim var. Ekip iyi ya. Betül var senin kankin. Elfleri sevmiyorum hocam. Sen niye Elfleri sevmiyorsun ya? Ne bileyim içimden geldi ya. Ben sevmeyesim geldi. Neden abi? Bir şeyleri sevmeyeyim dedim. Seçemedim. Sen... En yakında Elf var. Neydi? Rappas'ta sevim ona ulanıyordu. Onlar sevmiyordum da işte oyundan çıktılar abi. Çok kuzeye gittik. Aa tamam canım onlarla çok... Aşağı güzel. İnince yine ben Rappas'ta... Sıcak bir şey olsa. Ne bileyim Elflere bir kıl oldun. Bir şey oldu. Benim ben, kankim ya. Ben Elflere kıl olmadım aslında da şey... yani... Elfler bana kıl oldu. Çok... Amatörce yalan söylüyor. Cüce. O kadar amatörce yalan söylüyor ki hiç ortada bir şey yok ya. Mesela ya adam beni ifşa edecekti öldürdüm dese tamam. Bana dokundu bir şey yaptı dese neyse. Herhangi bir şey söyleyip öldürsek okey. Öldür bırak orada yani hiçbir şeyle de oynamana gerek yok. Ya ters hareket yaptı öldürdüm de ya. Aynen ama bak, bayağı bir salladı. Güreş diyor ki Pole sen de uzun yaşamazsın gibi diyor. Yok kanka en uzun ben yaşıyorum sen rahat ol. Niye? İnandın mı? Bezos. Bezos diyor. Aa gelmiş kankimiz. Hangisi? Anikis. Anikis 3D6. Laçes Anikis gelmiş. Uzak bütün gün da... WhatsApp'ta şey yaptık ya. Anlam veremedim orada çıkan yazıya da. Sonra sesle okumayın dedim. Boş. Burayı oku abi burayı. Bu. Bütün gün şeyini yaptık Orçun bayağı bir. Tabii. Saldırdık da. Ama korkacak bir şey yok ya. Bir şey demeyeceğiz yani. Onların hepsi şakaydı. Bak lordun geldi diyor. Bak ama kaşınıyor. Oğlum burası bizim yerimiz. Senin yerin değil ki. Canım senin borun pazar günü öter. Bizim borumuz hafta içi öter. Bu işler böyle. Ve biz bu hafta zaten yokuz. Ben diyor muyum yani moda sahillerinde yoga yapan insanlar var aramızda diye. Demiyorum yani. Bu neymiş oğlum böyle? Bilmiyorum. Orçun yapıyor ya. Yapıyor mu? Böyle adam mı? Nasıl yani? Düzenli. Düzenli. Her pazar sabahleyin. Orçun. İddialar var. Bunu açtı. İddialar var kanka. Yok iddia yok. Hiç böyle bir iddia da bulamadım. Hemen nasıl geliyorsun? Bunlar olmamış yani. Ya yani, muhabbetini yapmıyoruz diyorsun. Zemptra var işte gelsin. Togrim gelsin birleşelim diye bekliyoruz yedik birbirine kanki. Ha işte. Ha, şey... Ya da kendi aramızda oynayacağız. Orçun gelince anlatacağız. Kanka sen yokken bunları ben tavernaya gittim. Biz şey yaptık. Neydi o şey? Bu babasının yanına döndü. Aynen Nevarat kesip falan diye gelebiliriz yani. Ne yaptık? Biz bitti abi oyun. Var Nevarat bu düştü abi benim geçen çok güzel drop aldım. Ben bu arada giyindim. Sen evet. Tamam ya. Sen raid'e hazırsın artık. Sen de bayağı ya. Ters giyindin. Benim zırhı aldım. Lan madem oyuncu yok bari bunun zırhını alayım falan diye. Ama şey spontane oldu. Bu arada da ölürken de tükürüyor dedi. Tabii oradan bir şey koyası geldi. Hiç ayakkabısı yok gibi yaptı. Tükürüyor dedi gittin. Sen de durun gitsin. Bu pantolonsa dedi. Şey donluysa sen de tükürüyor. GM farkı kanka yapacak bir şey yok. Arada rüzgarından aldın yani. O çok iyiydi o sahne. Ne? Semptra İmparator yapacak mıyız? Yapmayı deneyeceğiz gibi duruyor. Yapmasak da olur ya tespih bende ya. Tespih mi? Tespih verdi. Tespih var doğru, bir tane böyle. Doğru. Sonunda Semptra'nın adı yazıyor. Semptra'nın lan dezenj. İşte Semptra'nın adı yani işte. Belki katakulli. Bakacağız. Serdor hoş geldin brocuk. Hoş geldin bro. Serdor sen niye inandın ya? Brut İmparator mu olur diyor. Adamlar herkes farkındaysa şey taklıyor yani. Demon fısıldamış zaten ya.
Jimon söyledi. Archangel başka bir şey fısıldar belki. Archangel'dan bir olamaz. Olmaz mı diyorsun? Archangel adam olsa orada işini amına koyayım. Bravo. Bir sürü niye sorunum orada? Var. Ne yapıyorsun Arap'ta? Aynen ben de onu sordum ilk. Ama öyleymiş. İşin gücün yok mu senin? İsraf falan. Zaten mesaisi yok. Göndermişler oraya. Yok. Sonuna kadar git de şu Arap'ta çocuklara bir şeyler yapsın. Sizin bokunuz değil. İyi ki yani. Azrail orada koşturuyor sadece. Adama can alıyor. Bak yok. Cebrail'in görevi bitmiş. En boş adamı göndermişler. Sen git şu aşağıya. Zaten bütün gün boş boş oturuyorsun. Maaşını hak etme. Arap'a git 5 level bir falan bir var orada. Ona bir fısılda gel. Onu duyan şey divlar da gelmiş. Bu geliyorsa bu, biz de gidelim diye. Bok var herhalde diye. Oğlum bunlar boş yere adam göndermez. Kim varmış diye gidelim. Kökarlı gidiyor abi. Biz de gidelim. İki tane ulahtı adam var. Gideyim onları... ayağımı öptürürüm. Ulan ne zamandır da fanilerle oynamıyoruz falan diye. Bir de paladinmiş. Gel lan buraya. Geçmişler mi? Seçme bunlar. Çay kanka. Çay içiyor çay. Eskiye dönüş. Bir ara öyle bir şey vardı değil mi ya? Şarapsız oyun olmuyordu falan. Yok lan ben 33 bira bardağına çay içiyordum. Onunla sürekli onun geyini yapıyordum. 33 bira bardağı. Hayır abi 33 bira bardağı değildi o. 50'lik bira bardağı. 50'lik de olabilir. Archangel yalnız çok bilenmiş ya bizim şeye. Paladin'e değil mi? Paladin'e fena bilenmiş yani. Paladin'e de bilendi. Şeyde ikisini izle. İnanılmaz yani. Elektrikler saçılıyor oyunda ortalıkta. Archangel'lar bir sabır testi çekiyor. Beni bunun için mi gönderdiniz lan diye. Aynen. Paladin böyle şey böyle artist böyle level 6 sekmesi var falan diyor böyle. Evladım. Archangel ya sabır Allah'ım beni niye buraya gönderdi falan diyorsun. Boğuşturuyorsun niye gönderdiler? Niye gönderdiler? Yukarıda bir işe yarasaydın abi. Araplı bayağı takılıyorlar böyle ekip gibi. Ha. Deli. Deliyle kanka olmuş işte. Deli var. Archangel var. Paladin var. Klerik var. Senin o iblis kadınla bir alakan var mı ayak öptürenle? Ya yok abi ben herkesin... Söz Volkan'a üstüne... söylemeyeceğiz. Herkesin duymayacak, duymayacak. Herkesin üstüne işiyorum abi ben. Oyunda olayım o. Olayın işemeyi. Orçun öyle dedi. Kanka herkesin nereye üstüne bulan? İşe. İşe beni sıçmanı çekiyormuş diye. Seyirci lazım mı? Ayağı da o yüzden koymuş olabilir bak. Her şey olabilir. Ferepede sıcak sohbetler diye. Mis belli sıcak sohbetler. Hiç metafona uygun değil mi? Artı 18. Mis belli. Senin ses tonunu da veririz. Var ya senin. Ve karizmatik bir radyo ses şeyine verildi. Ha yok ya sigaradan gitti onun. Ulan ne güldüm ya. Eğlenceli ya. Ayak başka biri için diyor. Abilerim selamlar. Yeni keşfettim sizi. Çok kaliteli bir iş yapıyorsunuz. Bir sorum olacak. FRP'ye yeni başlayan için YouTube videoları gelecek mi? Geniş kapsamlı. Gelecek. Orçun Bey. Evet gelecek. Bunu İhsan... İhsan yapacak. Evet. Bütün klaslar için özel videolar olacak. Bütün en baştan anlatacak şeyleri detaylı bir şekilde. Bir bu dönemde birazcık yoğunluğu var. Yoğunluğu bitsin başlayacağız. Yani özel yani normal iş hayatının yoğunluğunu atlattığı evet. Gibi başlayacak videolar. Aynen. Oradan da detaylı detaylı ilerleriz. Burada aklında takılan soru varsa Discord'dan falan her taraftan bize yazabilirsin yani. Herkese yardımcı olur. Bu ekip full Discord'da zaten çürüyor. Discord linki de bak Nightbot 60 yukarıda. O Discord'a katılırsan genelde orada bir mevzu dönüyor yani. Evet biz ayaktan devam edelim. Evet evet. İzlenme gelir kanka devam edelim. Peki Archangel falan öptürecek mi bir şey olacak mı? Var mı öyle bir şey? Allah'ı varsa öptürmez. Ole İmparatorluğa oynuyor. Ole İmparatorluğa oynarsın. Yok kanka ben İmparatorluğa oynasam babamla takılırdım zaten. Aynen. Babasını bıraktı geldi abi adam. Ne lan böyle level 2'lerle 3'lerle takılırdım. Biz ona şimdi Rabbasit Kulesi'ni hediye edeceğiz. Yok ben direkt hayır Rabbasit Kulesi direkt ben kuleyi alacağım. Tut Kulesi midir nedir onu alacağım ben. Ne kulesi? Tut Kulesi. Aynen.
Tutku Kulesi'nin içinde akışkan krema mı var? Lan Tutku Kulesi. Şu şey mi? Arasında böyle ay geliyor gidiyor falan. Kuleyi kuleye bu şeyle atıyorlar böyle içinden krema fışkırıyor böyle. Bak, bak gene bilenmiş. Çok çirkin şeyler. Yani hoş değil, buradan okuyamıyoruz. Yayında söyleyemiyoruz maalesef. Hiç hoş değil ya. Paladin'le Archangel kapışması. Orçun'un biraz yavaş interneti. Orçun lekli. Aynen, fark ettim. Teknede herhalde gene. Yok adam. Sahilde yürüyüşte. Siz söylediniz oğlum, ben ne bileyim. O da sahilde şu an. Bana söylemiyor yoga yaptığını yani. Söylemiyor mu? Söylemiyor vallahi. Orçun. Bak Polat'tan duyuyorum. Polat'tan değil, Kaan'dan duydu. Polat'tan duydu. Nasıl söylüyorsun? Aklı almayayım diye. Polat'tan duydu. Yayından önce Polat söyledi. Ben yayında hatırlattım sadece. Ya böyle bir şey olamaz. Tam bir karaktersiz. Diyor ki, daha gelmiyor. Diyor ki, Orçun moda sahilde gezdi biliyor muydun diye başladı bana. Hayır, çirkin dedikodular yayacağız dedim. Arkasını boş bırak dedim. İnternet bu, illa ki dolar arkası dedim ya. Ben de gördüm diyen çıkar falan. Oldu da nitekim. Doğru. Polat söyledi diye döndük ona. Oğlum ben de öğrenmek istiyorum. Ben de taytalım. Ama en çok karşıda sen geziyorsun kanka. Sen görmen lazım. Ben oradan biliyorum işte. Aynen, o yüzden diyorum. Bir gün sahilde kahve satıyoruz. Denemek ister misiniz diye. Baktım deneyen var ya. Bak öz misper kuracaklar. Tabii öz misper şey kebap. Yani bir hafta daha gelmezsek mecbur kuracağız ve kendi kendimize oynayacağız yani çünkü. Seni bilgilendiririz oyunda. Oğlum şimdi ben 20 attım falan derim. Polat bak falan derim. Polat sen söyle kaç atmışsın? 20. Ben de hemen derim. Bak bak. Demek öyle ha, 20 mi? 1 atıp 20 mi oluyor? Vallahi abi beni görüyorsun. Yani realitelere yani çıkan. Ben bizi görmüyorum abi. Ben ne atarsam onu söylüyorum. Ben de ne atarsam onu söylüyorum. Adam bu realitesi failer olarak. Ne atsa zaten abi sen sıçtın bilmem ne oynadın ya. Ama buzlu çok saçmaydı son realitesi işte ya. Evet. Yani bari internet check atsın. Buzun buz olmadığı çok belli. Çok iyi bir yer buldunuz. Siz de gelsiniz de gülük 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 gülük. Siz de gelsiniz de çok iyi orada. Çok iyi. Ölüler var böyle aşağı çekiyor. Abi buz çok sağlanmış diyor. Senin başka bir tane daha sıçışın vardı geçen gün. Seni tutamadım bir attım. Aynen beni tutamadığım var. Ha, seni tutamadığım var. Başka bir tane daha vardı. Ben Kemal gidiyorum var. Ben Kemal bir çek atıyoruz. Volkan atmıyor. İşte Kadir tutturdu. Herkes tutturdu. Elf tutturdu oğlum. Elf tutturdu yani. Onu, bugün aramızda rogue olarak da değil o. Hani beni kaçırdılar bağladılar falan dediği bölümü yani. Evet değil. Köylü böyle bakıyor andetlere. Ben bir attım. Kucakladın mısın? Adam fail hocam. Canım. Zarda direkt fail hocam. Bir şey yokmuş ya. Kucaklaşalım diye. Benim zarlar second'a alışık abi. Bir çekiyor bir, bir geliyor direkt böyle. Benim bir tane zar seti vardı ya ilk aldım. Baktım. Ha. Bak farkındaysan hemen sıçmaya bak. Second edition zarıydı. Hemen gittim. Yeni zar aldım. Aynen yeni zar aldım. Bak şimdi geçen oyunda kurtardık. Öyle şey de demiyorum canım. Kaan. Ha 3 atıp. Kaç kanka? 17 kanka. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Var mı ben de bilmiyorum bu arada. Bana da bunu Polat söyledi. Allah'ın sayıra şu anda. Allah'ın sayıra bana atıyor. Ben böyle şeyler olduğundan şüpheleniyorum dedi. Bilmiyorum. Eyvah eyvah. Bilmiyorum. Olaylar karışıyor. Bunlar birbirlerine bir şey kremor falan da yoga keyif falan diyorlar. Orası apayrı bir dünya. Orası apayrı bir dünya. Ama büyüye 3410 vuruyor falan. Misper 15 koduyla yoga pantolonları. Kendisi kendine. İndirimli. Hep beraber yoga yapmamız çok mümkün. Olması halinde mi? Üşüdünüz mü falan diye. Zarat yok. Ayak kafaya koymuş ayağı böyle. Nasıl öz hakiki out of game? Bir dakika oğlum. Out biz of game. Kendimizi konuşuyoruz. Onlar orada kendi arasında konuşuyor. Aynen. Onlar şöyleymiş böyleymiş diye. Şey yapmışlar. Öz out of game yapıyorlar orada.
D6. Bu arada biz ne zaman oyuna gireceğiz gerçekten? O Orçun'a soralım. Önümüzdeki ay falan büyük olsun. Çünkü bu hafta da çıkamaz bunlar. Orçun Bey. Bu hafta çıkmazlarsa öz mispiri kuruyoruz. Kanka. Net kuruyoruz ve oynuyoruz kendi aramızda. Evet. Kimler var? Kadir, sen, ben, Betül işte. Tamam. Dördümüz toplanıyoruz hafta içi bir akşam. DM'e de gerek yok. Onu sen kestim, yaptın. Onu kestim. Zar yok. Yaptın mı maddi? Ne o neydi o adamın? Pisius muydu? Onu aldım yerden yapıyorum. Aynen. Kanka. Street Fighter oynayın ya da Party Animals falan oynayın yani, ben ne diyeyim size şimdi. Pisius'u dövüyor orada be. Orçun. Öldürüp öldürüp rezlet yapıyorsun. Orçun kazan kaldırıyorlar bak. Haftaya bitmezse kazan kalkıyormuş kanka. Kalkar. Biz ona bugün söyledik kazan kalkar diye. Ben mesaj attım ya, pite atlıyorum ona bakayım, zorla alacağım diye. WhatsApp'tan yazdım diye. Biz yine mi yokuz lan dedim. Yoksunuz abi de. Tamam dedim, ben pite atlıyorum. O bana ilk şey dediğinde o haritayı gösterdi oynatça. Sen dedim bu bir oyunluk mümkün değil dedim ya. Bir de diyar yani. Hiç üstüne alınmasın. Çok seviyorum. Volkan'la hiç mümkün değil. Çünkü mutlaka sola gidecek. Olay sağdaysa. Olay sağdaysa mutlaka başka bir tarafa ilgilenecek yani. Anlayacak orada onu çekmeye çalıştığı yeri. Random agro ama diyecek ki yok gitmiyorum ona. Ama abi biliyorum normal yani. Tamam biliyorum. Yani şeyden kötü player diye yapıyor demiyorum ama kurcalamayı seviyor ve tek başına. Abi. Şimdi öbür tarafta biz kalabalığız hani. Evet. İlerlesin istiyoruz bir yerden. Abi gidiyoruz diyoruz. Böyle bozuluyor ama gidiyoruz. Orada İhsan var yanında. İsterse 3 yıl orada kalırlar yani. Kalırlar burada. Bir de yemin etti galiba iblisi öldürmeden çıkmayacağım diye. Evet öyle bir şey dedi. 8 sene çıkamaz. Bir de yanında Archangel da var zaten. Hani ne yaşayan işe... Archangel. Boşları topladı, başa atmışlar. Tanrı ben sigara çekiyorum. Bizim çocuklar arpa düştü, git çıkar. Zaten boş duruyorsun ama. Sen niye buradasın, senin için yok mu ya? Herkese görev ben de şey. İsmi neydi onu unuttum ben. Adını bile... Şöyle yapacak. Yani... Kanatlı. Lan temiz kanat, sen gel. Aynen. Bizim çocuk düşmüş herhafa. Semptramı da nedir? Çalışmaya bembeyaz kalmış kanatı. Sekin aşağı. Çocukları oradan çıkar. Yoksa o kanadını bana aldım sen. Git şu yemeceği al oradan. Yoksa ayak mı ayak öptürecekler bakalım diye. Boşları topla diyor. Fakir meci anlatıyor kanka sana. Meci. Fakir meci. Orada bir tercüme hatası oldu işte. Yani pure meci bir şeyi falan derken. Mum meci'den bir anda pure meci. Pure meci'ye döndü. Ben de dedim ki pure mu? Mum mu? Anlamıyordum dedi. Pure mu yoksa? Pure mu mur bir şey mi? Kulaktan kulağa saçma sapan gidiyor böyle. Ben solda oturuyorum. Pure meci'de amına koyayım. Fakir duvazı. Bu mum meçik mi dedim, pur meçik mi dedim. Adamın bulduğu art ve gidecek halde kaybediyor. Aynen, mum meçikten böyle fakir. Allah'ım bir arabam olsun lan. Bir yo. Araba bir. Bir atım olsun yeter. Fakir böyle. Uf, muhteşemdi ya. Oyunda eğlenceli anlar yaşanıyor. Abi zaten bir de arka planda, hani biz... Oyunda da çünkü arka planda ölüyor herkes zaten. Ya ben Kadir'in o şeyde bir at düşecek oydu muhabbetine 15 dakika kendime gelemedim oyunda ya. Sen zaten yazmıştın onu. Yok edeceğim diye. Böyle bir şey olsa inanılmaz olurdu. Aslında orada yanlış anladınız. Ben orada DM'e şey yazdım mesajda. Yanlış yaptığını görsen de yani bir beceremediğini görsen de umursamayacağım dedim. Kurcalamayacağım dedim yani. Tamam mı dedim. Orçun'a tamam dedi. Okey dedim, o kafayla girdim ben. Tam tersi oldu. Ama gözümün önüne Necromancer üstüme atmadı falan diyecek. Necromancer mı? Necromancer kocaman bir büyücü. Ortada bu alanı yaratmış, böyle saçma sapan işler yapmış. Bununla güreşmiş. Sandalyede karşımıza çıkmış. Aslında o değilmiş, buymuş ve büyü yapmıyor, üstüne atlıyor. Evet. Soru işareti, ünlem soru işareti. Ben karakter sheet'e baktım. İnternet kaç, 9 sayı döneceğim diye. İnanamadım yani. Yapacak bir şey yok, inanamadım. İnanmayı çok isterim. Ama ben inandım. Sen müthiş bir o, aynen dedi ki bilmem ne at dedi bir. Bence çok iyi. Tabii lan. En iyisi falan. Tabii canım. Kesinlikle öyle, ben de hissettim deyip geldi böyle. Ama Kadir abimin videosu çektiğini müthiş bir video. Gerizekalı meçek. Ben açıp açıp gülüyorum. Bugün abime de söyledim. Açıp açıp gülüyorum. İlk meçek. İlk meçek. Yanlış mıyım kanka? Borçum. Ne zaman değiştireceğim? İlk meçek. Bulmacayı çözersen oynayacağız. Tehlikede tutmak. Çözerseniz oynayacağız artık. Yok, değil mi Orçun? Evet kanka. Bunlar gerizekalı.
Ulan ya. Neyse Orçun. Biz haftaya gelecek miyiz ona göre söyle. Bu pazar belli olacak diyecek şimdi. Ya bu gerçekten bu hafta da bitmiyorsa. Çok vallahi büyük harita. Bitmezse net konuşuyorum. Hafta içi bir gün iş çıkışı otururuz. Geliriz buraya. Ha buraya geldik. Nasıl size atmıyoruz amına. Kim öldürdük kanka? Öldürdük amına koyayım. Neydi o sağda Bizans mıydı o bir tane Bizans'a benzeyen bir kral? Yok abi artık o yıktık orayı. Gölgeye girdik. Çıktık. Neverat'ı yakaladık tuttuk kafasından. Ne geliyorsun lan dünyamıza? Çıktık dolaştık gittik geldik. Arkadaşlar yardımcı da oluruz. Paralel evrende. Çok temiz. Archangel'dan makas alırız. He. Ne geziyorsun buralarda? Ayağımızı öptürelim mi lan? Bu sefer biz öptürelim. He. Anıl. Sen ne yapacaksın? Ne zaman dönüyorsun oyuna? Ne oğlum işte oyundayım. Sağlar ne zaman döneceksin? Kanka zor. Zor mu? Kaç kişi olacağız oğlum? Nasıl sen arka planda kaldın diyorsun. Dış ses. Dış ses olarak dış ses geliyor. Kıraathane Goblin'i diye yeni bir karakterimiz var. Ben üstlendim o karakteri. Geleceğim böyle. Büyük oyunlar dönüyor. Yer. Şeyde Üsküdar'da takılacağım böyle. Büyük oyunlar dönüyor. Senin kafanın basmaz diye böyle. Geleceğim ben arada. Kıraathane Goblin'i. Kıraathane Goblin'i. Goblin avatar vardı ya eskiden. Oo, arada geliyordu. Işte. Goblin avatar. Bir oyunda hepimizi kesmişti ya. Evet. Goblin avatar. Hiçbir şey. Senin şey de çok iyiydi. Onu anlatman lazım. Neyi? Goblin ship. Goblin ship. Zar mı ne bir şey. Denizde mi ne bir şey oluyordu. Encounter mı? Encounter zar atacaksın. Bir bak böyle bir şey. Goblin ship. Öyle bir şey. Denizin encounter'ı. Abi eskiden gerçekten dice kontrolüm vardı ya. Çok iyiydi onlar da. 20'ye bakar. 20. 20'ye bakar. Abi öyle bir şey geliyor ki vampir geliyor ki öyle bir şey bilmem ne geliyor turn. Ki. Turn. Uyumaya devam ediyorsun. Ama artık ama bu yeni zarlardan sonra aynı performans geliyor. Ya aynı performansı yaparız ya. Sen atacaksın. Kaan söyleyecek. Ben 20. 22. Ya yanlış oldu. Pardon 20. Kaç lazım? Orçun kaç DC? 25. 25. Ha, onu ben çizeceğim dedi. Goblin'i koyacak bak oyuna. Abi o Goblin kesememiş Goblin'i. Goblin oyunda. Avatar işte aynı. Herkesi kesmişti. Herkes kesmişti. Goblin Avatar olmuştu. Hatta mağlubiyet bile olabilir yani. Bir de kestiği ekip de tanrısı bir ekip değil yani. Bizim Nagdar'ın, şey gibi. Nagdar'ın bacağını kesmişti o. Vallahi bilmiyorum. Bir tane muhtar efsanesi var. Tamam muhtar hepimiz teker teker kovan. Evet karizma yemeyen muhtar. Asla karizma çekmiyor. Sonra orayı da böyle cücelerin tanrısının şehrine mi çevirdi? Kasabasına mı çevirdi? Tanrılar çıkmaya başladı. Böyle. Allah muhtarı. Şey dövüyor falan. Taksi yedin lan buradan. Kov herkes. Abi senin karizma kal. Abi benim 17. Işıl ışıl parlıyor. Şş, bana bak muhtar. Buralarda bilmem. Sikiyin lan tanrılar. Herkes. Herkes kovuyor. Muhtar ve Goblin. Goblin Nagdar'ın ayağını kesmişti hatırladım. Abi Goblin herkesi kesti. Sadece ayağını kesmedi peki yani. Peki ben kilit soruyu sorayım mı? Second edition mı? Fifth edition second mı? Go. Ya. Net second. Ama bizim edition'ın second yani. Abi bilmiyorum ya. Böyle bizim edition olacak abi. Second. Fifth edition çok dallı budaklı. Geçen sefer de aynısı söyledim. Güzel şeyleri var. Ama çok dallı budaklı olduğu için yani seni hayal gücünü sınırlamış gibi geliyor bazı şeylerde. Evet. Ama second'ın da çok boşluğu var. Ya. İşte yani sen sistem, de oluyorsun işte. Evet sistemi çok oturduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki bir sen onu sürekli geliştirmek zorundasın. Kural kitabının bazı konularda katı olmasını seviyorum ya. Mesela Paladin. Human deyip geçiyor böyle. Love of Good diyor mesela. Love of Good, love of good değil. Burada Chaotic Good olabiliyorsun. Yardım ederdim ama götüm kaşınıyor. Yardım peygamberim ama işte tanrım yok falan. Abi şimdi Paladin'in hepsini oat yani yemin üzerine kurmuşlar. Evet, deist Paladin var yani tanrısı olmasa da olur. Yemin etti abi adam. Yeminli maliymiş abi ama Paladin değil mi böyle? Yani, parayı soruyor. Tanrı falan diyorsun bana ne amına koyayım tanrılardan diyor. Hepsi bencil falan yapıyor böyle ama bir yandan da heal atıyor falan. Onu kimden attın hangi domaininden aldın? Ya hep yani bana çok gelmiyor. Ben şeyi seviyorum yani o katı kurallı işte tek bir tanrının paladini olabilsin. Ya tartışılır. Bence öyle bir şeye gerek yok. Ben seviyorum ya. Bak yeni FRP oynayanlara tavsiyeleriniz nedir diyor. Yeni FRP oynayanlara tavsiyeleriniz nedir? Abi kitap okuyacaklar. Yani zaten okumuştur mutlaka FRP. Aynen. Buna iyi şey.
zaten ona kitap okuyup gelmiştir yani. Bunu kafasında kurmuştur. Bu nasıl bir şeydir falan filan görmüştür zaten. Şimdi ben bayağıdır fantastik edebiyatı takip etmiyorum bu arada. Etme zaten, boş ver. Niye lan? Ben bilim kurgu oku kanka, boş ver. Hayır, fantastik. Yani, o zincirler ne oldu? Hani böyle bir yere kadar gelen 85 ciltler. Abi bir sürü. Çok nereye var? Hala bilmiyorum. Var. En son okuduğum kitap benim Witcher'dı işte, bayağı bir şey. Fantastik edebiyat olarak. Abi çok ayrı bir şey. İşte ona... Dance of Fire and Ice miydi onun orijinali de? Witcher evet. Diye değildi onun orijinali. Witcher işte bilmem ne diye geçiyor. Abi Rus'a alt şey diye geçiyor. Witcher o... Paris'te. Abi Witcher Paris'te bu arada muhteşem bir karakter. Tabii canım. Neyse, onu okuyup geliyordur zaten. Yani FRP farklı arkadaşlıkların kurulduğu, güzel vakit geçirilen, fantastik olup da fantastik olmayabilir. Biz yani günümüzde de çok oyun oynamışızdır. Ne yapıyorsun abi, Taksim'e gidiyorum falan filan şeyleri. Yani günceller de yapılmıştır. Kulüp, GTA tarzı. GTA tarzı tabii yapmıştır. Canım, aynen. Need for Speed araba yarışları bile yapılmıştı. Onu bilmiyorum i̇şte, ben. Ortadan hatırlattı geçen bir futbol oyunumuz vardı ya. Oha. Şey, menajerlik, gençler bilinim altyapısını oynuyorduk. Doğru. EA'nler hiç Virtual Tabletop denediniz mi? Steam üzerinde Fantasy Ground Unity var. Sizin gibi FRP severler için birebir incelemenizi tavsiye ederim. Eyvallah. Ben bilmiyorum ama ben bakmak bakmaya değer yani. Steam üzerinde Fantasy Ground. Bakayım ben gidince. Ben de bilmiyorum. Bir bakalım. Bakalım. Nasıl hatta Discord'da konuşalım yani nasıl bir şey oldu. Aynen. Konuşalım. Yani FRP'de yeni başlayanlar için bir tavsiye de şu olabilir. Karakterin içine girebilmeye çok odaklanması gerekiyor. Yani unutacak her şeyi gözünde canlandırabildiğin yerde kopuyorsun gidiyorsun. Abi bence, masaya vurmalar başlıyor, kılıcı çekmeler bence başlıyor. Önemli olan şey değil. Orada emote'lar değil. Yani masaya vurdum bilmem ne ettim değil. Karaktere katıyorsun. Şimdi DM'in boş bıraktığı yerler var ya. Oraları doldurabilecek işte felsefe, sosyoloji, ne bileyim ortaçağ tarihi, böyle şeyleri de birazcık bilmek gerekiyor aslında. Yani oynadığın setting'e göre. Evet, tabii. Setting'e yani, göre. Ne bileyim, Planescape oynuyorsan mesela o Planescape'i birazcık araştırıp DM'in boş bıraktığı yerleri kendin doldurup karakterini ona göre şekillendirmek vallahi, bence çok önemli. Bence buna ilk başta bir örnek vereyim mesela bizim son oynadığımız o şeyde Kurtuluş oyununda mesela şey Serdar'ın yaptığı o hani küçük bir background vermişti Orçun. Onu alıp diyalogların arasına yerleştirmesi falan tam bir şeydi işte o karakteri yaşama. Evet. Ya ilk başlayanlar için kendi karakter yani ne oynamak istediklerini tabii bunu oynatacak DM de lazım. Artık GM mi diyorlar, DM mi diyorlar bilmiyorum. Biz DM diyorduk. Hep DM abi. Orçun GM demeyi seviyor kendini. O Blizzard'da GM olamadı ya ondan o. Belki de. Yine bir aradan. Yani kendi karakteri Orçun, ama... Orçun bunlar parmaklıyorlar bro, ben ne yapayım şimdi yani. Böyle gelmişler. Biraz bilenmişler sanki falan. Ay, adam sabahleyin değil mi? Çiğ et diye geliyorum. Öyle böyle gelmiyorum dedi. Sen bir şey söylüyordun ya tam konuyla alakalı. Kendi işte dediğim bu şeylere ya aslında kendi illa istekli karakteri en zevkli şey karakterler farklı karakterlerle oynayabilmek. Yani mesela sen büyücü oynamayı seviyorsun değil mi? Tabii. Ama mesela gidip fighter ne bileyim rock oynamak ve o karakteri yaşatmak daha başka daha güzel hissettiriyor. Aa falan diyorsun. Tabii ben canım. Öyle şey yapıyordum yani. Ben mesela kansız alignment'ları seviyorum bir. Evet, yani çok zevkli oluyor. Şerefsiz. Oyun içinde bir de. Tabii. Yani mesela Betül'ün karakteri inanılmaz eğlenceli aslında. Evet. Çünkü her türlü götlüğü yapabilir bir insansın. Ama ortamda güvenenler var. Güvenmeyenler var. Bir şey olmayacak. Güvenmeyenler de var ama sonra lafı geçmiyor falan. Oyna abi, kafana göre oyna yani. Çok eğlen. Çünkü evil olabiliyorsun. Senin ya evil'la kayacak hareketlere gidebiliyorsun. Açıklaman var. Böyle güzel yani. Ya bence şey güzel bir combo. Yani hem rogue olup hem de nötral bir elemente sahip yani, olmak. Rock zaten hani iyi rock oynayabilmek gerçekten bir sanat eseri ya. Tabii. Chaotic Good Rock. Ya sanat çok eseri. Çok fazla yaşamaz gibi duruyor. Yani. Sanat eseri yaşayabilmek. Çünkü umursamaz olman lazım. Ya yani. Abi bak mesela bir herhangi bir şey kaotik oynamak için zaten isyan işini bilmen gerekiyor. Yani neye isyan edeceğini bilmen gerekiyor oyunda mesela. Sana DM ne veriyor? İşte X diyor, Y diyor, bir şey diyor. Ya. Abi kaotik şey şöyle diyorsun. Aslında çok böyle katı kuralların içerisine sıkışmamış bir karakter. Aynen. Diyorsun. Bir şey i̇şte yani. Neye isyan edeceğini bilmen gerekiyor yoksa şey abi herkese kötülük yapayım gibi boyun. Hayır hayır. Orçun için geçerli o... ya da evil için yok, geçerli evet. Bir şey. Ama Chaotic Good bir karakter aslında bizim bakkal Hüseyin yani.
Yeri geldi mi portakalda zaten... 2 kilo fazla çakar. Yeri geldi mi indirim yapar. Abi her abi. İyilik için, iyilik yapılabilir bir şey, her şey mübah olarak görüyor diyeyim ben sana. Daha çok mantığı bu şekilde. Ben çok öyle... Asi bence abi. Asi ya, herkesin öyle bir şey. Yani işine gelmeyen yerde iyilik yapmasa da vicdanını rahatlatabileceği... Yani makyavelist bir şey de olabilirsin. Makyavelist bir karakter de olabilirsin. Baya böyle köyün delikanlısı, o neydi şeyde, Kurtlar Vadisi'nin televizyon tamir eden adam var ya, o da olabilirsin yani, anladın mı? Neydi oğlum? Ama anladım yani. Şey, bir de zeka çok etkiliyor oradaki RP'yi. Şimdi zeki bir adam olup evet, Kuat Kutsan bir şeylerin arka planını hesaplayabilirsin. İşte ondan bahsediyorum abi. Ama embesil bir adam sen Kuat Kutsan. Evet, senin dediğine geliyor. Yani abi iyilik yapmak için bunu da buradan buraya koyarım falan deyip buradakine zarar verebilir o gerizekalı yani yanlışlıkla. En zoru lafullar benim için. Aslında lafullar kesin lafullar abi. Sana zor. Bana aslında çok zor. Çok düz. Dümdüz adam. İşte o yüzden sevmiyorum. Ne abi, ne diyor burada? Tabii açıyor tabloyu. Burada ne yazıyor abi diyor. Burada bu diyor. Tamam abi bu diyor. Aa, yok şey bir de şey gibi söylüyor ama. Oyunu oynamak mekanik açısından söylüyor. Çünkü kendine çok yarayacak bir sürü deal'dan kaçıyorsun ya. Evet. Alignment'ın yüzünden. Onu diyor yani. Lafın nurture mesela. Good da değil. Hadi al. Abi işte. Gelenek görenek düzen. Ama bence evet, bu old genellikle sistemi, genellikle wizard'lar mesela. Bence bu old sistemi fena olmamış o konuda ya. Old sistemi fena olmamış. Nasıl mesela? Çift edition'da. Ya Vengeance diyor. Otur, ben intikam yemin ediyorum diyor. Evet, ya ben koruma yemin yani, ediyorum diyor. Burayı koruyacağım falan. Dümdüz oynama diye yapılmış bir kural gibi geliyor bana. Çünkü böyle Second'da çok var abi. Yani dümdüz oynuyor. İşte Tanrı ne derse o olur diyor. RP'yi bence birazcık kilitleyen bir şey o. Bence. Öyle. Ama işte mesela Old'da abi verdiğin Old'a göre daha farklı bir RP üretebiliyorsun. Sana yani, biraz daha ya, alan açıyor. Evet yani. İşte mesela Paladin diyorsun. Kindar olabilir mi? Olmaması lazım. Lazım. Ama adam Vengeance. İşte. Oldu Vengeance diyor adam. Adam ben ama bunu... neye Kindar işte. Mesela Volkan şu an Vengeance oldu. Ayaköklerini öldüreceğim ben diye Vengeance yaptı gidiyor. Ama sana karşı Vengeance yapmaz gene yani. İşte o belli İnşallah. Olmaz abi. Volkan'dan abi, kaynaklı. Aynen. Paladin değil de. Kuralına uygun yola getirip de kesiyor. Öyle düşündüğüm için öldürüyorum. Nasıl öldürüyorsun abi? Tabii de oyuncunun tecrübelisi de çok güçlü oluyor. Evet, kaypak yani, oluyor. Alignment'ı istediği gibi yoğurabiliyor. Kendine altyapıdan bir plan çıkartabiliyor. Ben bunu bundan dolayı yaptım. DM'de bir yerden sonra en fazla mesaj atıp Allah belanı versin yazarım. Abi zaten DM'i yönlendirebiliyorsan iyi bir oyuncusun bence. Abi de bir şey söyleyeceğim. Dur. Yeni oyunculara tavsiyem, çok kendinizi sınırlamayın ya. Ben böyle oynayacağım, şöyle oynayacağım diye salın gitsin. Zaten o gerekli yerlerde gerekli düzeltmeler oluyor. Hani örnek veriyorum, Lawful Good oynayacağım. Tamam, onu oynamaya çalışıyorsun ama tabii ki belli yerlerde farklı şeyler oluyor. Tabii. Salın ya, eğlenmeye bakın yani. Olayın zaten özü eğlenmek. Evet. Yani bir şeyleri yapıp eğlenmek. Bu arada arkadaş oynuyormuş o söylediği şey üzerinden oyununu. Hı. Ve gayet de keyifli oluyor diyor. Yani yüzde olamadığımız için oynuyoruz diyor. Bir bakarız ya uzaktan. Yani belki, bir şey ihtiyaç duymadı. Biraz ya yok teşekkür şey ederiz. Zaten haftaya işte dediğimiz gibi eğer şey olursa oradan deneriz. Şöyle bir şey var. Ha, evet. Öz mispeli. Öz mispeli oradan oynayabiliriz. Eğer ki yapılabilir. Haftaya olmazsa oradan bir deneriz. Tabii. Ya ben Orçun biz 20 attık haberin olsun. Şey için mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Yani işte mesela Orçun şimdi lore yayını yapıyor ya. Aynı setup'ta abi yayını açıyor. Siz de katılıyorsunuz ona ve mesela kampanyayı normalde yapmadığımız bir gün devam ediyorsunuz. Hmm. Ama pazar günü de oynuyorsunuz. Haftada iki oyun gibi. Anladım, evet. Gibi. Evet, evet. Öyle bir şey yapılabilir yani. Çünkü şey durumu da var. Yani bizim stüdyo uzakta. Hepimiz neredeyse Bakırköy ve civarı Avrupa yakasındayız yani. Serdor hariç. Benim de çok büyük avantajım var. İş yeriyle ofisin arası 3 dakika. Bu. O sana yarıyor işte. Pazar günü çıkıyorum ve geliyorum ben. Aynen işte. Ama sağ olsun ya, gayet güzel. Öz misafir için şeyi oldu. Aynen, ortam yakaladık. Altyapı oldu. Yapacağız. Öz misafir. Öz misafir. Borcum biz yine karşısına atacağım. WhatsApp'a bağlamış, sen attıkları zarla oraya gidiyor. Karşı dükkanı tutacağım. Yapay zekaya fotoğraf çiziyor. Bu düştü. Ya da eliyle yazıyor kağıda 20 diye. Şey gibi Metin'in sis var. Burada sis var, girmeyin. Çakmasını yapmış tahtadan mı? Yani kısaca ne second ne fifth. İyi yanları da var. Kötü yanları da var. Aynen öyle.
Önemli olan oyundan zevk almak. DM'in seni içeri çekmesi, senin de karakterine bütünleşip bir şeyler katman. Tabii ki. Zaten FRP'nin temel güzelliği o yani. Aynen. Bence. Bir de kopuyorsun ya, o çok eğlenceli ya. Ya işte yani grafikten çıkmışsın. Karakterini var ettiğin kadar varsın. Tamam mı? Yani tamamen kitaba göre oynayıp dünyanın düz insanını da oynayabilirsin ama bence o çok sıkıcı bir şey ya. Benim, abi kitapta öyle diyor. İtiraf edeyim evet. Mesela arada bir sıkılmamın bir sebebi o. Mesela orada istiyorum aslında Polat'a eşlik edeyim bir götlüklerde. Orada gördüm mesela taşları kaldırıyor falan. Ama yapamıyorsun. İnsin her şey olması gerektiği gibi. Ama ne geçiyor? Abi şeyde yani partilerde bir tane puşt ipne gibi şey lazım. Nerede nesli? Hemen itiraf ediyorum. Bizim Kadir diye bir arkadaşımız var. Şu an Barbar'ı oynuyor. Sigismund. Gerçek ismi. O arkadaş oyun oynamak istiyor. Biz bayağı uzun süre ara verdik. Bir herkes mesleği sebebiyle işte işi gücü, ailesi, çoluğu, çocuğu yüzünden ayrı düştü. Kadir de sürekli oyun oynayalım istiyor. En son Orçun ya biz bir oyun oynasak aslında bak kanallar da var bunu yapan. Hani biz de yapalım falan diye bir ortaya atıyor. Tek derdi oyun oynamak. Orçun bu işi alıyor biraz daha ciddiye döndürüyor. Hadi ofis tutalım, hadi setup yapalım, hadi stüdyo kuralım. İşte Anıl da aranız, o yönetmenliğini yapar. Sen şunu derken, oynayacaksın, geleceksin, sen şunu oynayacaksın. İşte bambaşka bir şey vardı, böyle oldu. Yani aslında çok böyle bunu yapmalıyız diye yola çıkmadık. İçeride Kadir'in bir küçük pişfiği var. Orçun'un sonra işi çok ciddiye alması var. Bir de herkesin tabii böyle bir şeye de ihtiyacı var. E tabii bir de hobi lazım. Aynen. Kafa dağıtacağız çünkü yoruluyoruz gündüz. Herkes çalışıyor, çoluk çocuk sahibi. Aynen öyle. 10-15 yıldır biz bunu oynamıyorduk. Tabii 10 yılı oldu herhalde. Değil mi? Evet. Tabii tek tükler falan geç. Hani böyle ben oturup oynayalım. Ben zaten 6 yıldır yani normal bir sosyal hayatım yoktu. İş ev, iş ev, iş ev. Yani diye evet, ben şöyle sen söylemek bu arada gerçekten lazım. Bir yere yoksun. Yokum ya 6 yıldır. Bu ekip 20 yıldır falan yapıyor bunu bu arada. Yani, tabii, yani 20 yıldan fazla belki. Tabii ben işte 14 yaşında 25 yıl oldu. 25 yıl. Hani en ilk aktif üniversite zamanıydı. Evet. Ya ben Polat'la ilk tanıştığımda StarCraft kutulu oyunu vardı, öyle düşünün yani kutulu StarCraft oyununu elinde görmüştüm yani saçma sapan bir saçma sapan bir zaman yani o artık. Prodüksiyonda evet Orçun işi çok abardı. Son haritayla ben bayağı şaşırdım. Çok iyi. O dijital bir harita. O zaten ama yok bayağı bir uğraşıldı. Çok uğraşıldı. Burada Orçun hakkını yemeyelim, bugün çok uğraştık bu işi. Çok üst seviyeye çıkardı yani. Tabii canım tamamen sevdiğimizle uğraşıyoruz zaten. Aynen. Yani tabii bilmeyenler var ne kadar sevdiğimizi açıklayayım. Gerçekten bir iş yaptığı zaman çok ciddiye alan bir adam. Çocukluğundan beri böyleydi zaten. Bunda bu kadar abartabileceğini düşünmemiştim ben. Ciddiye abarttı yani. Ki prodüksiyon birkaç tane daha şey düşünüyoruz. Tabii, bakalım. En son işte animasyonları falan katmak istiyorum. Evet. Ayarlayabilirse asıl o zaman kopacak olan. Aynen animasyonlar belki iç tasarımı birazcık daha değiştirebiliriz. Bakalım. Kısmet. Kısmet diyelim. Kısmet. Adamın sınırı hayal gücü olduğu için. Aldığınız level'ı hadi yine iyi. Çok duygulanma, çok duygulanma. Sen bizi bu hafta da sokma oyna neler oluyor. Hiç duygulanma yani. Öz misfel. Öz ve ekransız böyle kağıdın üzerine yazacak buradayız diye. Lan buradasın diyordum onun üstüne oynayacağız. Grit mirit de yok. Hiçbir şey yok böyle koyacağız. Şu an buradasınız. Yanına da böyle cinali çizmiş bir tane pis yüz öldü falan diye. Ben bir tane şey çizerim. Kafama şapkalı böyle büyücü falan da yazmışlar. Sakal yapmış. İhsan'ın katılması güzel oldu. Bak çok güzel karakterler şeyleri var. Betül mesela Rogue'u çok ileri seviye taşıdı roleplay'de. Soru var. İlk masaüstü ağacınızı hatırlıyor musunuz? Ben sana şey yapayım. 14 yaşındaydım herhalde. İlk abim. Ben Magic oynuyorum. Abim FRP'ye sarmış. İlk şey 14 yaşındayım. Abim de 17 yaşında falandır herhalde. Dedi ki böyle bir oyun var dedi. Bilmem ne ya nasıl bir şeymiş o dedi falan filan tabii. Oradan dedim ki ben de bir şey oynayayım o zaman dedi. İlk karakterim tabii ki başlangıç Marcus olarak. Marcus Delikat. O bayağı sonuç. Fighter'ı bir tane adam. Marcus değil miydi ya? Köylü. O çok zor. Orçun'un ilk karakterinin adı Murat'tı oğlum. Ben hatırlıyorum kaç, o oyunu. Kaç. Bayağı Murat'tı adam. Orada başladı. Bak o gitti o oyun. Sonra Orçun'la da tabii tanışıyoruz. Orçun daha o zamanlar arkadaşımız ama FRP falan filan yok. Bunlar çıkması lazım dışarı. Gezmeye gidecekler. Ben de yardım tutuyorum abime. Onu oraya gidiyorum. Bilmem ne Orçun diyor ki sen boss Orçun'da oldu bir anda boss. Abi dedi bunlar dedi spider mıydı öyle bir şeydi. Bunlar dedi şeyi aldım web'i aldım dedi. Hepsi tutsak dedi ne yapacaksın? Kill them all. Ve hepimizi öldürttü orada çıktılar gezmeye. Biz de o kadar oynamışız saatlerce.
Ya kafana buzdolabı düştü, öldün olmuş işte. Aynen öyle. Ben ilk oyunumu hatırlamıyorum maalesef. Kuvvetli ihtimal Anıl oynattı. Mertlerde falandır herhalde. Mertlerde ya da Anıllarda, ikisinden biri. Ya da Murat'ın yazdığında da olabilir. Yok, o çok sonra. O çok sonra. Çok tecrübeli oyuncuyduk artık o sırada. Yani çözmüştük işi, böyle sabahlara kadar oynuyorduk. Hiçbir bok bilmeden oynadığımız senin evindeydi büyük olasılıkla ve zarsız oynadık yani. Hı hı. Taş makas kağıt taş, falan. Taş makas kağıt tarzı, tavla tarzı bir şey oynadık. Çünkü tanıtmaya çalışıyorduk. Bilgisayardan bize şey yapmıştık ya. Zar programı açmıştım ben. Bana Düz Fighter vermişlerdi, sen henüz bilmiyorsun diye. İşte Mert'e Rogue vermişlerdi. Çağrı galiba büyücüydü, hatırlamıyorum. Öyle bir ekip bir kere oynadık. Hoşuma gitti. Sonra Anıl zaten organize etti şeyi. Bizim tanışma işimizi. Evet evet, senle yani biz Anıl vasıtası. Benim bir arkadaşlarım daha var. Siz onlarla tanışacağım, göt olacaksınız dedi. Sonra balık ding 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 başladı. Ya şaka ya, o son kısmı göt olacaksınız abartıydı. Tanışacağım, göt olacaksınız bana. Neyse, o neyin muhabbeti de onu da tanımadım ama da geçmişten gelen bir şey. Bir balık araba var, göt olacaksın muhabbeti. Yo, şaşırmadık falan diye dönmüştü. Balık Tintin Mert'in evindeydi. Mert'in evindeydi. Sonra Mert'in evinde çok takıldık ama benim ilk hatırladığım oyun. Bak yani bu hayal meyal hatırladığım oyunlar var. İlk hatırladığım oyun Berkay falan gelmişti. Volkan şey dedi, abi çok güzel, iyi bir DM arkadaşım geliyor. Beraber oynatacağız, toplanmamız lazım falan dedi. Organize ediyor ekibi. İşte buluşacağız. Anıl'da toplandık. İşte kalabalık da bir ekip bu arada. Tabii Murat, tabii iki var, oyun oynanıyor ya. Var. İki masada iki oyun oynanıyor. Bizim DM'imiz Volkan. Volkan şövalyeleri oynatıyor. Şövalye okulundayız. Mezun olmaya çalışıyoruz. İşte o Crusader geyikleri başlamış. Bileğin kırdın ki işte daha da esnesin. Kılıcı artık şöyle sallıyorsun falan. Üç şövalye biz çıktık okuldan, mezun olduk. Hatırlıyorum. Berkay'ın oyununa geçtik. Hatırlıyorum. Berkay'ın oyunu da rezalet bir oyun. Herkes evil. Herkes birbirini takıyor. Volkan oynatmış bize. Onurlusunuz, şereflisiniz. Onurluyuz, şereflisiniz falan diye geliyoruz. Bu tarafa geldik. Berkay var. Böyle bütün NPC'ler evil. Herkes de böyle. Berkay zaten dünden meraklı. Birileri gelse taksam. Böyle geliyor. Adam tip oynuyor zaten gene. Rob Assassin bir şey oynuyor. Girdik. O kısımdan hiç keyif almadım abi. Yani ayıp olmasın. Berkay çok kıymetli bir DM tabii, hatırladım. Biliyorum ama yani ben bayağı darlanmıştım oyuna. Ya sabır ya sabır. Volkan'a gittim. Abi dedim, geri al. Okula dönelim, geri al dedim. Ya. Ben bir daha baştan başlamak istiyorum. Beni bir daha baştan yazdığının gideyim, tekrar şövalye olayım. Bu ne lan dedim. Çukura düşüyoruz, çıkamıyoruz. Bir şeyler oluyor bana, saçma sapan. Benim oynadığım, bak bir tane oyun daha var. Orçun'la beraber oynuyoruz. Çatıdaki paladin. Çatıdaki paladin değil, bak bir tane oyun oynadık. Hayatımda ben böyle bir oyun görmedim. Bir tane DM var. Biz bir ara şey gibi, Seferi gibi oyun oynuyoruz. He. Böyle Kocaeli'nde geziyoruz biz. Her evde böyle oyun oynayıp gezme dönemimiz var bizim. Bir eve girdik. Hatırlamıyorum adam kim. Abim paralel evrene giriyor. Geliyor. Başka bir adamla görüşüyor. Böyle gadlarla falan görüşüyor. Biz Orçun'un ekibimiz askeriz. Domuz avlıyoruz. Domuz avlıyoruz abi. Diyor ki, abi size görev verdi, domuz avlayacaksınız diyor. Bir tane ok yay vermişler. Ok ve yayı ilk turda kırdık. Bunun muhabbeti bitmedi bu arada. Yani birine item düşüyor, domuz avlamaya gidiyoruz. Abi o kırıldı. Domuz bizi paramparça edecek. Kocaman yaban domuzu. Ağaca falan tırmandık. Abim dünyaları kurtardı. Gitti, geldi. Işınlıyor. 3 saat, 4 saat oynanıyor. Biz Orçun'da, hey abi ne yapıyorsun, ne muhabbet edeceğiz. En sonunda abim dünyaları falan kurtardı. Komutan geldi. Dedi ki, siz domuzu yakalayamadınız. Bok çukuruna attı bizi. Çeçenler sıçacak mı? Ve oyun öyle bitti abi. Ben hayatımda böyle oyun görmedim. Dedim ki, bu ne lan? Benim evdeyiz. Volkan'ı darlıyoruz oyun oynat diye. Saçma sapan bir ortam ve dışarı çıkacağız aslında. Oyunluk vaktimiz de yok yani. Akşam dışarı çıkacağız. Bir fırsat bulmuşuz, oyun oynayalım demişiz. Herkes paladin olmak istiyor. Şimdi Orçun yüzünden. Çünkü paladin olmak istiyor ya. Ben de paladin olmak istiyorum falan diyorum. Orçun'un oyununda paladin artı 5. Tabii. Yok ama Volkan oynatacak. Biz Orçun paladin olamasın diye. Olabilir. Abi Volkan durdu, sen dedi, tamam sen paladinsin, sen de paladinsin dedi. Sen de paladinsin falan yapıyor böyle. Herkese paladin yaptı. Abi bir tanesi kendini paladin zanneden bir deli, aslında aşçı. Bir çatıya çıkıyor, ben paladin diye bağırıyor. Çatıdaki paladin var, mutfaktaki paladin var. Bahçıvan paladin var. Ben de seçildim biliyor musun? Tanrı beni de seçti. İşte böyle bir oyun oynat. Siktirin gidin de sonra. Herkes gelmesi zannediyor. Abi ne oldu? Buzdolabı düştü, öldünüz gibi. Tabii hep böyle güzel anılarımız oldu. Kaan'la arkadaşlarla garipeden soğuttuklarımız evet. Da var. Bir arkadaşımın kardeşi. Onu tanıyorsun. Yılmaz'ı biliyorsun.
Yılmaz Mert'in evine geliyor. Ben uyardım ama. Bak oğlum bunlar iğrenç insan. Emin misin dedim. Abi eminim. Sen oynattın. Çok eğlendin. PDP harika bir şey dedi. Ben böyle facepalm halde. Tamam git hadi. Yani Polat da var ortamda ama falan diyorum. Polat çok efendi mi? Oğlum en rezaleti o. Yani öyle takılıyor sadece. Efendi zannediyor herkes. Değil. Abi çocuğu almışlar. DM yapmışlar. Biz PDP'yi bilmiyoruz. Bize öğretir misin demişler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben oradaydım galiba. Demiş Gandalf olacağım. Öbür demiş ejder alacağım. RP'ler de araya giriyor. Sen orada değilsin abi şu an diyor. Nasıl orada değilim? Buradayım diyor falan böyle. Manyak çocuk diyor ki abi tavernadasınız. Fix ekip toplanacak. Diyor ki işte abi sen diyor işte konuşuyorsun. Bunlar konuşuyorlar. Diyorum sonra ne oldu? Abi siz orada değilsiniz. Nasıl orada değiliz ya? Beraber işte adamlar konuşuyor. Ben buradayım. Nasıl duymuyorum? Yok abi sen değilsin. Abi ben Gandalf'ım. Nasıl duyayım abi? 2 saat döndük. Beni bir gün sonra arkadaşım aradı. Sana kardeşimi emanet edenin bilmem ne falan. Nefret ediyorum arkadaşlarından. İğrenç insanlar nasıl alay ederler kardeşimle falan dedim. Yani gitme dedim. Dedim yani onlarla oyun oynadım. Ama çocuk hayatını kurtardı. Bak. Tabii canım çocuk bunlardan sonra ülkeyi terk etti. Baktı dedi ki yani Türk insanı çok geniş ben gidiyorum dedi. Ama nasıl öyle bir anda öyle bir şey karar verdik? Nasıl bir... Zaten anlarsın Sükü yani. Açık bir şey mi? Bak adam ne kadar PDP başlayan dedi tavsiye. 40 yaşına gelince düzeldi. Güzel şeyler tavsiye. Kitap okuyun, rahat olun, eğlenin falan. 20 yıl önce Gandalf olun falan. Ekip komple goblin bu arada yani 20 yıl önce. Tabii canım rezalet. O işte senin hatırladığın yazlığa gidip PRP oynama çok salakça bir şeydi. Yani şimdi aklım olsa geçmişe kendimi döverim yani. Abi bak onlar güzel. Bak hala onları anlatıyoruz. Oğlum 5 gün uyumadık. Tamam abi onlar güzel. Falan da artık ne zar görüyoruz ne birbirimizi görüyoruz. Herkese ben şunu yemiyorum. Hani. Anıl diyor ki işte çocuklar büyüdü falan böyle. Herkesin kafa çok güzel. Mantar gibi. Deli deli hareketler ya. Hala onlar hatırlanıyor abi bak. Güzel olanlar onlar. Bak tabii. Bir sürü oyun oynamışız. Oraya giderken ki taksiciyi hatırlıyorum ben. Taksiyle gitmiş. Taksiyle yani. Gittik o şeye. Yok otobüse binmek için taksiye bindik. Abi siz oyun oynamışsınız en azından. Bir de şimdi bak gene Orçun çok üzüldüm. Ya sinemada oturuyoruz. Abim oyun oynatacak. Orçun o inanılmaz. 3 saat 3,5 saat yol herhalde. Orçun geliyor. Şey bir şeyle aldırtıyoruz. Adam eli dolu gelmiş böyle hadi hep beraber oynayacağız diye. Abi oyun oynatmıyor da. Abi bunu nereden baksan 100 kere yapmıştır. Bir ara sizin şirket yüzünden bir taşındı ya bir yere. Evet. Beylikdüzü müydü orası? Sinanoğlu mu? Yok. Siteye taşındı bir tane falan. Umur'un Sinanoğlu mimar oba. Yok ya Beylikdüzü. Alt taraf. Esenyurt'un alt tarafı. Regnum'a diyorsun. Regnum. O taraflara bir yere gitti. İşte adamın adresini vereydik. Şuraya taşındı falan. Neyse. Oraya taşındı. Şimdi canı sıkılıyor. İnanılmaz canı sıkıyor çünkü şirkette işte işle uğraşıyor bilmem ne yapıyor. O araya buraya geldiğimi falan yapıyor. Sonra evine geçiyor. Evet evet. Alt şimdi artık darlayacak kimse yok. Bakırköy'de değil. Arıyor herkesi. Gelirseniz oyun oynatacağım. Arabalara doluşuluyor. Haydi diye gidiyoruz. Artun'u getirmişliğimiz var ya. Hatırlıyorum canım. Ulan, oyun oynayacağız diye gidiyoruz. Güneş gelmiştir. Üstünü değiştirip gel. Gidip yatıyor. Hatırlıyor musun sen? Yağmur çıkmıştı. Güneşe nasıl geldi? Sandalla mı geldi falan diye hatırlamıyor musun? Oynatmayacağım. Ölmüştü. Bana ne abi? Bana mı sordunuz gereken? Evet gençler. 1 saat olmuşuz. Vallahi evet, çok iyi bir muhabbetti ya. Vallahi yine gelin. Orkun bir şeyler yazmış orada. Ne yazmış? Hemen bakalım. Kırıldı harbiden yazmış ya. Yok ya experience mu experience vereceğim falan demiş. Ya yok öyle bir şey olur mu ya? Kime veriyor lan experience? Biz verelim öz misplerde. Tamam biz öz misplerde. Herkese bizden 15 experience diye. Misbel 15 koduyla. Anafer Güngü o gün oldu bak. O gün sandal gelmiş. Bir tane seni sigarda. Burada Anafer ver ben uyuyamam diyordu. Tabi o zaman Türkiye'de FRP'yi bilen insan sayısı 100 falan yani. Neyse çok teşekkür ediyorum arkadaşlar biz geldiğiniz için. Out of Game'in 6. bölümü de böyle şen şakrak ve roket atar oldu sevgili arkadaşlar. Biz artık izninizi istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Discord'a gelin arkadaşlar. Discord'a gelin evet. Süpermiş hikaye de bu arada. Ya biz Discord'dan sohbetimizi yapalım yine. Evet evet gelin.
Discord'a gelin. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.